Bölce yenmez. Yeme bölce. Elindeki de bir serum torbası. Kız yeme. Bu da sadece kaldın birkaç gün sonra çekildi. Yaparsın Kulaksın sen. Kollarımın arasında. Burada da kocamın kucağında. Seni geberteceğim şimdi. Bak kızıyor baba. Bu serumlu yavru neredeyse ölmek üzereydi. Çıkar onları aslında. Ama sonra biraz serum, biraz oksijen, biraz da iyi... Yeme! Börülce yenilir mi çiğ? Karnını ağrıcak. Onun için özel bir hayvan olduğunu anlamam fazla uzun sürmedi. Bizimle oyun oynamak, etkileşime geçmek istediğini hissettim. Gel bakalım içeri. Yapma! Hadi. Bak bak bak. Kız son derece ya bana diyor bak böylecileri döveceğim seni. Ah Tanrım. Onu çok sevmiştik ama bizim evcil hayvanımız değil vahşi bir hayvan olduğunu biliyorum. Biraz büyüdükten sonra günlerce şaşırdı galiba. Ama her seferinde geri dönüyordu. Merhaba ablasım. Nasılsın bakalım? Kar fırtınası sırasında neredeydin sen? Burada da karnım içinde. Arkasında da küçük bir sürü var. Bir, iki, üç tane geyik görünüyor. Sanki iki ayrı sürüye, daha doğrusu iki ayrı aileye mensup gibiydi. Bu da bir... Türk serinin her yerine astığım afiş. İşe yaradı. Kimse ona zarar vermedi. Onu sadece sevdiler. Lütfen Blasım'ı vurmayın. Onu seviyoruz. Ah küçük bebeğim benim. Ne yapıyorsun? Ha? Blasım. Hadi baba hadi bakalım. Ona hep böyle seslenirdik. Blasım. Anne hadi bakalım. Hadi anneanne hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Anneanne hadi bakalım. Oh, hadi baba hadi. Böyle. Söyle baba hadi. Merhaba ablasım. Ne yapıyorsun bakayım? Anne neydi? Onu özlüyorum. Onun hakkında yaptığımız konuşmaları. Nasıl bir şey özlüyorum. Ablasım burada. Sen. Onun sayesinde yaşadığımız heyecanları özlüyorum. Merhaba kızım. Hayat doğada iyi olan her şeyi temsil ediyor.